İkili ilişkilerde nerede hata yapıyoruz? Kıskançlığın ilişkiler üzerindeki bir etkisi var mı? Tüm soruların yanıtını şu anda stüdyomuzda olan spiritüel danışman Tuğçe Işınsu'dan alacağız. Hoş geldiniz programımıza Tuğçe Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Kitabınız Ol, Der ve Olur. Evet, biraz geçen sefer de biraz konuşmuştuk. Anlatmıştınız, evet, biraz bahseder o zamandan, misiniz bu kitapta neler var? Bu zamana sizin de sayenizde programınızın uğurlu geldiğini düşünüyorum. Hep ilk onda kalmayı başardı. Biliyorsunuz kişisel gelişimde çok fazla kitap var. Şu anda Türkiye'de 4000'in üstünde kitap var. Onların arasından sıyrılması, hep bestseller olarak kalması zor bir şey. İnsanların ihtiyaçlarına cevap veren tarzda, o yüzden kitap yazmaya bizim gibi insanlar, spiritüel danışmanlar özen gösteriyor. Kitabın en önemli özelliği bereket çalışmaları, ilişkiler, bilinçaltı, ritüeller, dualar hepsini bir potada aslında oluşturuyor olması. Tamamen uygulama ve çalışma kitabı olması. Bana daha önceki kitaplarda hep rica edilen birkaç nokta vardı. Mesela ben ilişkiler, bereket, bilinçaltı bunları hep yazmıştım. Ama mesela sağlık programında olduğunuz için kısaca söylüyorum. Hastalıkların bireysel kişiler üzerindeki etkileri, hastalıkların genel sebepleri var. Mesela genetik sebepleri, farklı sebepleri. Burada en iyi şekilde uzman doktorlar açıklıyor. Bir de spiritüel sebepleri var hastalıkların. Ve geçmiş hayatlarla, karmayla, doğum anı ve benim geçmişte çocuklukla yaşadığım bir takım bağlantıları var. Hastalıkların spiritüel sebeplerini ve biz doktorların veya tıbbın hiçbir zaman alternatifi değil, bütünleyicisiyiz artık bu şekilde ifade ediyor. Alternatif değil bu çalışmalar. Bazı manevi sebepleri var. Mesela çok popüler olan bir konu kanser. Neden bu kadar yayıldı? Bir kanserle ilgili çok fazla haber çıkıyor. Sürekli altı çizilen bir konu ve kişilerin aslında dünyanın bilinçaltına yerleşiyor. İkincisi sevgisizlikle alakalı. Özellikle kendini sevmeme, gelecekle ilgili konuları kabul edememe, geçmişte kalma, kişinin affedememesi. Spiritüel konuların tamamı, mesela konumuz bereket de olsa, ilişki de olsa, sağlık sorunu da olsa affedememeyle ilgili. O yüzden kişiler, yani özellikle konuşmaya başlamadan önce altını çizmek için söylüyorum. Her ne sorun yaşıyorsa, herkesin bir sorunu var. Mutlaka sebebi bir, geçmişle ilgili kökü, o sorunu taşıyor olması. İkincisi, bunu şifalandırması ve arınması için mutlaka kendini ise, bu konu kendiyle ilgiliyse kendini, değilse karşısındaki ve bu konunun içinde kimler varsa onları affedebiliyor olması gerekiyor. Yani spiritüel çalışmalara başlamadan önce bizim bu anlattığımız uygulamaları kişinin bir kabule geçmesi, iki arınması, üç affetmiş olması gerekiyor. Konuyu da affetmek ve bu affetme konusu hep karıştırılan bir konu. O kişi haklı değildi veya orada bana yapılan haklı değildi olabilir. Fakat ben o olayla aramdaki bağı kesmiş oluyorum. Aslında affetmek bu. O kişiye haklı demek değil. Mesela kişi haksızsa onu dava da açabilir, mahkemeye de verebilir veya o kişileri, konuyu, ilgili tarafı. Fakat mutlaka kişiyle, konuyla arasındaki yanlış geçiş dediğimiz o eterik kordonları kesmesi lazım. Bugün yaşanan bütün sağlık sorunları, ilişki sorunları, bereket sorunları bir kesin olarak geçmişteki bir konunun yansımasıdır. İkincisi, kişi hastaysa bunun tabii ki genetik sebepleri olabilir. Tabii, doktorların muhakkak açıkladığı son derece bilimsel sebepleri olabilir. Ama manevi bir sebepten dolayı hastaysa işte o zaman da bizler biraz devreye girebiliyoruz. Ve şunu da parantez içinde söylemek istiyorum. Doktor önerdiği takdirde yine altını çizerek söylüyorum. Bazı psikiyatrist ve tedavi sürecinde hastayla birlikte olan doktorlarla da birlikte çalıştığım için bunları söylüyorum. Çok ilginç kayıtlar, çocukken yaptığı, doğum anında çektiği bir korku kaydı, bir travma, geçmişte yaşadığı bir çöküş bugünkü hastalığını da tetikliyor olabilir. Mesela hamile kalamayan bayanlar, evet, çocukken çok kıtlık çekiyor. Bu çok önemli bir konu. Çok zor bir çocukluk geçirdi. Çocukluğu kayıt olarak negatif girmiş ruhsal hafızaya. O yüzden çocuğu olduğunda aynılarının devam edeceğini düşünüyor. Veya doğum anında kolektif bilinçler, Allah korusun, bir çocuk ölümüyle ilgili bir kayıt çekmiş ve ruhsal hafızasında çocuğu olduğuna, Allah korusun, ölebileceğine inanıyor. Bunu veya, hep bilinçaltı bilinçaltı ve ruhsal indiğiniz hafızanda zaman mı ortaya çıkıyorsunuz? Tabii orada kayıtlar bunları, çok net kayıtları görülüyor. Mesela sürekli midede yanma şikayeti olan ve bunu geçiremeyen kişilerle karşılaşıyoruz. Mide sembol olarak vücudumda hazmetmeyi simgelediği için geçmişte bana yapılan bir şeyi serbest bırakamadığımda, bu bana neden oldu, bunu hazmedemediğimde bir sembol olarak vücudumda burada kendisini gösterecektir. Mesela demin estetik operasyon, meme büyütme, küçültme, bundan bahsettiniz. Meme bölgesi kadınsı enerjiyi sembolize ettiği için, diyelim ki Allah korusun meme bölgesiyle ilgili bir kanser veya başka bir rahatsızlık hanımefendi deneyimliyor. Genelde, hepsi demiyorum, aldatılmış, kadınsı enerjisini reddeden veya çocukken Allah korusun tacize uğramış,
bu tarz bir istismara maruz kalmış kişilerde daha çok görülüyor. Kadın enerjisiyle ilgili bir şeyi kabul edemediğinde bunlar oluyor. Mesela geleceğimden emin değilim, geleceğimi göremiyorum. Bugün çok büyük bir kısır döngüdeyim, sanki geleceğim yok. Göz bozuklukları ile ilgili bazı sorunlar kişinin geleceğiyle ilgili emin olmadığı veya görmeyi reddettiği durumlarda olabiliyor. Evet. Tabii ki herkes doktorlar tarafından kesin olarak tedavi edilmelidir. Bunlar tedavi yöntemi değil. Destekleyici. Fakat spiritüel bazı desteklerdir. Diyelim değil mi? Destekleyici, evet. Maneviyatı destekleyici, evet, yöntemlerden konuşuyoruz biz, evet, şu anda. Peki ikili ilişkilerde biz en çok nerede hata yapıyoruz sizce? Kadın erkek olarak lütfen bunu söyleyin. Evet. İkili ilişkilerde günümüzdeki hal aslında şöyle. Danışanlardan yola çıkarak biliyorum. Yanlış ilişkilere tutunmak, beni sevmeyen bir insana bende değersizlik kaydı ve programı olduğu için fazlaca anlam yüklemek. Herkes ruh eşini arıyor fakat herkes bir yandan da ilişkilerle ilgili de o sorunları yaşamaya devam ediyor. Gereğin üstüne anlam yüklediğiniz her ilişki kesin olarak sonunda bitecektir. Ve bir ilişkide biz aslında manevi olarak, sezgisel olarak, his olarak bu bitti dediğimiz zaman aslında bitiyor. Fakat bazı hallerde o insan bana bir şey öğretmek için geliyor. Bu aynalık etme durumu. Hı. Şimdi bir insan kesin olarak benim hayatıma girdi. O zaman bununla benim bir ilgim var. Bir şey öğrenmem gerekiyor. O yaşam dersini alana kadar da bazen o ilişki düzelmiyor. Ben kendi yaşam dersimi aldığımda artık enerji yasalarına göre enerji kesin olarak dönüşmüş olduğu için bundan sonra o insanın bana olan tavırları değişebilir. Şimdi o mesela demin başta sorduğunuz kıskançlık konusu. Kıskançlık kaybetme korkusuyla bağlantılı. Zaten birkaç tane ana başlık var. Hı hı. Ruhsal hafızamızdaki kayıtlar veya bilinçaltı temizliğine ilişkiler için indiğimizde danışanlar da değersiz hissediyor. Evet, kaybetme korkusu var. Bir de çok kötü ilişkileri çeken bir birey diyelim ki. Mesela birinde şiddet görmüş, birinde aldatılmış, diğerinde adam hiç aramıyor, ortada yok. Hep bu tarz ilişkileri, evet, devam ettiriyor. Çocukken yaptığı kayıtlar, yine doğum anında kolektif bilinçten çektikleri, karma, aile karması denen bir şey var. Mesela büyük büyük halası, Allah korusun, erkekler yüzünden belki intihara kadar sürüklenen birisi. Bu aile karmasına geçiyor. Ondan sonra ben erkekleri kötü olarak kayıtlıyorum ve bu bana tezahür edebilir. Ailem kök olarak enerji hangi kayıtları taşıyor? Ben gerçekte kimim? Bilinçaltımda ilişkilerle ilgili veya herhangi bir sorunla ilgili kimim, hangi kayıtlar ve ruhsal hafıza kodlarına sahibim, bunu biliyor ve dönüştürüyor olmam gerekiyor. Ama günümüzde en popüler istek ruh eşimle tanışmak istiyorum. Böyle tabii bir ki. Şey var mı ruh eşi? Evet, eş ruhlar. Her zaman evlenmem gereken biri belki değil. Belki çok uzun bir ilişki yaşayıp sonrasında beni bırakacak olan birisi. Belki Allah korusun. Kendi bırakacak. Evet, belki de kendi bırakacak. Çünkü tek bir ruh eşi de yok. Tabii. Genelde şöyle şeyler söylüyorlar ruh eşinden bahsedince sosyal medyada da. O benim ruh eşimde, işte 20'li yaşlarımda birlikteydim. Ben ayrıldım ve bitti. Böyle bir şey aslında yok ve bu iyi bir haber. Benim tekamül ve yolculuğumda bir tane ruh eşim yok. Birçok ruh eşim aslında var. Şimdi bazı insanlar çok değişmez. Mesela 20 ile 45 yaş aralığında aynı enerji, aynı görüş ve beklentidedir. Bu kişiler için söylemiyorum ama değişkenlik gösteren kişilerde ruh eşi değişir. Çünkü iki enerji birbirini çekiyorsa aynı dengede, aynı frekansta olduğu için bana ait olmayan bir enerji karşıma gelmez. O yüzden ben tamamen kendimi değiştirir ve dönüştürürsem artık o ruh eşinin benim hayatımda bana hizmet eden bir durumu yoksa hayatımdan gidebilir. Mesela ben kendimden çok basit örnek vereyim. 18 ile 24 yaş aralığında mesela daha tutku bazlı, aşırı heyecan olsun şeklindeki ilişkilere yönelirken ondan sonrasında birçok enerjiye uyumlanmış ve bu işi profesyonel yapan biri olarak mesela bugün çok tutkulu bir enerjideki ilişki bana hizmet etmez, benim enerjimi çalar ve danışanlarla olan aramdaki frekansı da bozar. O sizin yolculuğunuza göre değişebiliyor. Yaşla da tabii yaşla ki da alakalı. Tabii, dönem dönem. Evet. Peki kıskançlığın ikili ilişkiler üzerindeki etkisi nedir? Evet, eskiden daha alaturka ve yüzeysel düşündüğümüz zamanlarda böyle çok kıskanan insanlar hayatımıza girdiğinde biz bunun belki de değer görmek olduğunu, evet, zannediyorduk. Fakat hala zanneden birçok insan zannedenler var. Bunlar sevgi bazlı duygular değil. İki tane duygu vardır temelde. İki enerji. Biri sevgi, biri de korkudur. Kıskançlık korkudan beslenir. Ve kıskanmaya başladığınızda kendi bilinçaltınızdan karşıdaki insanın bilinçaltına
kesin olarak aslında bitiş sinyalleri gönderiyorsunuz. Ve şunu da kişilere söylemek istiyorum. Diyelim ki kıskandığınızı bilmiyor. Hani konuşmuyorum, çok belli etmiyorum, içime atıyorum, hiç fark etmez. Ben birisiyle ilişkiye girdiğimde onunla ruhsal bir bağım, eterik bir bağım da kurulduğu için ben evde odamda yalnız otururken de onunla ilgili düşündüğüm iki taraf arasındaki görünmeyen bağlarla ve o eterik kordonlarla, telepatik yöntemlerle gidip geliyor. Yani siz biriyle ilgili kıskançlık gibi, kin gibi veya ona dersini vereceğim gibi duygular içinde olduğunuzda, her ilişki için söylüyorum, patron işte işveren ilişkisinden kadın erkek ilişkilerine kadar, aslında karşı taraf bunu biliyor. Biz hepimiz birbirimizi biliyoruz üst benlikte ve ruh seviyesinde, fakat günlük hayatında bilinmiyor sanıyoruz. Hani deriz ya bazen, bir anda gitti, o bir anda gitmedi. Sen ondan önce bazı şeyler yapmışsın enerji olarak ve aslında onu göndermiştin. Peki şimdi ne yapsın? Çok kıskanan bir kadın ya da erkek bu duyguya çok fazlasıyla i̇şte takılıyorsa ne yapması? Korkuların temizlenmesi gerekiyor. Şimdi bir kere şu çok önemli, ilişkilerde de, berekette de, sağlıkta da, her alanda da. Ben en çok neyi düşünüyorum gün içinde? Uyandığım anda neyi düşünüyorum? Uyku öncesi neyi düşünüyorum? Benim neye odaklandığım çok önemli. Yani ilişkiyle ilgili bilinç seviyesi değil, bilinç altında ben ilişkide neye odaklanıyorum? Bunu bir kere mutlaka bulması gerekiyor. Neyi sık tekrar ediyorsanız o ilişkinin artık kaderi, karması ve gidişatı haline geliyor. Bir de bizde şöyle bir şey var. Biraz acıdan beslenmek, işte kendini sevmemek, ilişkiyi sabote etmek durumu. Buralarda mutlaka o negatif anları iptal edip yerine pozitif kayıtların girilmesi gerekiyor. Olumlamalar çok önemli olduğu gibi hep şunu kişilere anlatmaya çalışıyoruz. Mesela ben bu gece yemekte onu karşıma alacağım ve şunu şunu konuşacağım. Bu konuşmalar çok işe yaramıyor çünkü bilinç seviyesinde kalıyor. Bilinç altında kişi şifalandıktan sonra ve ilişkiyi şifalandırdıktan sonra her zaman kitaplarda anlatmaya çalıştığım, YouTube'da da videoları olan mesela bu telepatik yöntemlerle de ilişkiyi şifalandırabilir. Çünkü enerji olarak bir şey düzeldiğinde reel hayatta, günlük diyalogta da değişiyor. Bana hep şunu, dili değişiyordur, tabii, konuşma şekli değişiyordur. Şunu soruyorlar. Şöyle bir şey oldu. Şimdi adama veya kadına nasıl davranmalıyım? Davranış dediğiniz şey en son yansıma. Onun arkasında düşünceler, onun arkasında enerjiler, onun arkasında bilinçaltı var. Kökten bir şey temizlenmediğinde, mesela yemekte iyi davrandım ama ilişkim düzelmedi. Düzelmeyecek. Çünkü senin korku kayıtların devam ediyor ve sen hala bilinçaltından partnerine o yanlış telkinleri farkında olmadan aslında gönderiyorsun. Ben enerji olarak değişirsem, bu kesin olan bir şey. O insanın bana olan bütün tavırları değişecek. Bir de şuna lütfen kişiler dikkat etsin. Ben kendi adıma kişisel gelişim yolculuğunda veya spiritüel yolculuğumda doğru olan her şeyi yaptım. Evet. Ve karşıdaki insan gitti. Evet, çünkü o kadar arındım ki ben artık ruh yaşım olan kişiye hazırım. O yanlış ilişkinin frekansıyla benimki uymuyor. O burada kaldı. Ben arındığım için buradayım. Eşleşmedikleri için artık o insanın gitmesi gerekiyor. Kesin olarak hayatımızdan gitmesi gereken her şeyi, bütün tabii, olumsuzlukları ve bütün kişileri bırakabildiğimizde, kimse korkmasın, enerjiler dünyasına boşluk diye bir şey yok. Evren onun yerine mutlaka benim hayrıma olan bir plan koyacak. Evet. Bereket ritüelleri nelerdir? Düşünce gücü hakkında neler söylersiniz? Evet, şimdi düşünce gücünde en önemli şey, insanların günlük hayatta bize gelen danışanlar da öyle, hep negatif şeyleri düşünüyor olmaları. Ben negatif bir şeyi düşündüğümde negatif konular hızlı enerjiler olduğu için direkt olarak karşıma geliyor. Onun yerine pozitif sonları düşünmüyoruz. Bir de bunu bazen hayalcilik gibi görüyoruz. Ortada bir şey yok ki, iyi bir veri yok elimde. O zaman ben tabii ki olumlu düşünemem. Şimdi bilinçaltı bir şeye inandığında, onu gerçek sandığında, onu somut olarak hayatta benim önüme sunmak ister. Ben önce bilinçaltımı evet kandıracağım. Bu bir oyun gibi, belki 21 günlük o programlar dediğimiz uygulamalardan birini yapacak. Ona kayıt olarak inandığında onu bana çekmek isteyecek. Ve bilinçaltında sınırlar yok. Milyon dolarlar, çok iyi bir eş, tamamen iyileşmiş olan kanser hastalığım gibi sınırsız bir dünya ve bunu yapabilecek güçte. Değişim anahtarı bilinçaltı. Ne düşündüğüm bilinçaltımla bağlantılı. Odaklandığım konulara çok dikkat etmeliyim. Bereket konusunda özellikle ofiste ve evde enerjisel mekan temizliği, ki birçok insan bir yerlere gidip yaptıramıyor diye ben bunun bütün yapılış şeklini kitabıma da koydum. Mutlaka yapılması lazım. O evde size ait olmayan enerji olmayacak. Evet, tabii ki bereketle ilgili önümü açmak için öncelikle geçmişteki bütün kayıtlarımı kabullendireceğim, şifalandıracağım. Bereketteki altın kural şu aslında. Ben bir şeyi hayatıma çekmek istiyorsam, bu her ne olursa olsun, onu önce ben insanlara verebiliyor olmam lazım. Sizde ne varsa paylaşırsanız, sizden çıkarsa evren onun fazlasını geri getirecektir. Karma borcu konusu berekette çok önemli. Bir gülümseme için bile geçerlidir bu.
Evet, aslında. Aynen öyle, geri dönüş. Karma borcu çok önemli. Ben birçok insanda görüyorum, çok çaba gösteriyorum para kazanmak için veya kariyer için. Ama buna baktığımda ben istediğim parayı elde edemiyorum. İşte o noktada da geçmişte hangi karma borçlarını ödemem gerekiyor, bunu bulup arındırabilirim. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Spiritüel danışman Tuğçe Işınsu'ya. Çarpık bacak tedavisi mümkün müdür? Bacak protezi ameliyatı ne kadar sürer ve ameliyat sonrasında iz kalır mı? Evet, estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Güray Yeşiladalı tüm bu soruların yanıtını Renkli Hayat'a açıkladı. İzliyoruz. Bacağın tedavisi mümkün mü? Bacaklarım çok çarpık, çok ince diyen ve çizme, etek giyemeyen hanımlar, ekran başına artık gönül rahatlığıyla etek giyebileceksiniz. Çarpık bacak tedavisi ve bacak protezi ameliyatı ile ilgili bilinmeyenleri estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Güray Yeşiladalı Renkli Hayat'a anlattı. Öncelikle operatör doktor Güray Yeşiladalı'ya soralım. Efendim, çarpık bacakların tedavisi mümkün müdür? Çarpık bacağa sebep olan şey aslında sadece kemik eğriliği, sadece kas yetersizliği veya cilt altı dokusunun yetersizliği, hepsinin bir kombinasyonu. Biz plastik cerrahlar olarak kemik eğrilikleriyle ilgili düzeltmeler yapamıyoruz ama yumuşak doku kitlesiyle ilgili, yani kas ve yumuşak doku, cilt altı dokusundaki miktarı, hacmi değiştirerek çarpık bacaklara çözüm sunabiliyoruz. Bu amaçla aslında kullandığımız iki tane temel yöntem var. Bunlardan birisi yağ enjeksiyonları. Kişinin kendi yağını, bacakların kalınlaştırılması için kullanıyoruz. Diğer yöntemse bacak protezleri. Bunlar tıpkı göğüs büyütme ameliyatlarında kullanılan silikonlara benzer. Fakat bu bölge için özel olarak üretilmiş silikonlar. Bu silikonları bacakları kalınlaştırmak için kullanıyoruz. Böylece çarpık bacak görüntüsü daha düzgün bir bacak haline geliyor. Peki bu yöntemden hastaya hangisini uygulayacağınıza nasıl karar veriyorsunuz? Kişiye özel bir seçim yapmak en önemlisi. Zaman zaman bu iki yöntemi birlikte de kullandığımız oluyor. Çok zayıf hastalarda, yeterli yağ dokusunu bulamayacağımız hastalarda tek seçeneğimiz bacak protezleri. Çünkü bu yağ enjeksiyonu işlemini yapabilmek için kişinin kendi vücudundaki yağları kullanıyoruz. Karnında, belinde, bacaklarında veya vücudun herhangi bir yerindeki yağı alıp onu saflaştırıp bacaktaki yetersiz bölgelere nakil yapıyoruz. Eğer vücutta zaten yağ miktarı yetersizse bizim elimizde kullanacak malzememiz olmuyor. O zaman tek seçeneğimiz bacak protezleri oluyor. Yağ enjeksiyonuyla bacak protezi arasında nasıl bir farklılık var? Yağ enjeksiyonlarında verilen yağın bir miktarı zaman içerisinde, 3-4 ay içerisinde eriyor. Bu nedenle ihtiyaçtan birazcık daha fazla yağ vermek gerekiyor. Bu koşullarda ya da tekrar etmek gerekebiliyor yağ enjeksiyonunu. Bunu istemeyen hastalarımızda yeterli yağı olsa da bacak protezi kullandığımız zamanlar oluyor. Ama çarpık bacağa sebep olan şey her zaman sadece bacak içindeki doku yetersizliği olmuyor. Bazen diz içindeki fazlalıklar da çarpık bir bacağa sebebiyet verebiliyor. Bu tip durumlarda oradaki yağların alınması ve bacak protezi veya yağ enjeksiyonu işlemini birlikte uyguluyoruz. Yani bacak içerisindeki harmoniyi aslında bu işlemlerin kombinasyonuyla yakalamaya çalışıyoruz. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Güray Yeşiladalı'ya soralım. Efendim, bacak protezi ameliyatı ne kadar sürüyor? Bacak protezi ameliyatı yaklaşık 45 dakika süren bir ameliyat. Genel anestezi altında yapılan bir ameliyat. Göğüs büyütme ameliyatına çok benzeyen bir süreci var aslında, ameliyat süreci. Yine çok küçük bir kesiden bacak protezleri, bu bölge için özel olarak üretilmiş ve çeşitli boylarda olan, herkese aynı şeyi kullanmıyoruz. Farklı boylarda olan bacak protezinin en uygun olanı yaklaşık 45 dakikalık bir işlem içerisinde yerleştiriliyor. Peki ameliyat sonrası iz kalıyor mu? Bu ameliyatı tam dizin arkasındaki katlantıdan yapıyoruz, bacağın arkasında. Yaklaşık 3 santimetrelik bir kesiden yaptığımız bir ameliyat. Bu izler ameliyattan sonraki ilk aylarda birazcık belirgin olabilirler, gözükebilirler ama 9 ay 1 sene civarında belli belirsiz hale gelirler. Tam diz altı arkasındaki katlantılara denk geldiği içinse hiç belli olmazlar. Ameliyat sonrası da hastalar için önemli kuşkusuz. Peki hasta ameliyattan sonra normal hayatına ne zaman dönebiliyor? Toparlanma süreci hızlı bir ameliyat aslında.
Ben hastalarımın aynı gün içerisinde en az bir kere de olsa ayağa kalkıp yürümesini istiyorum. Fakat 2-3 günlük bir dinlenme dönemi, yatak istirahati dönemi iyi oluyor ve daha rahat atlatıyor hastalarımız bu dönemi. 2-3 günden sonra giderek artan derecelerde yürüyüşlere başlıyoruz. Merak edilen soruları estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Güray Yeşiladalı'ya yöneltmeye devam edelim. Efendim, bacak protezi dışarıdan belli oluyor mu? Bu bizim aslında elimizde olan bir şey. Hanımlarda bu ameliyatta bir dışarıdan verilen kas gibi gözüken bir şey olsun istemiyoruz. Bu nedenle hanımlarda bu baldır protezlerini kasların arkasına yerleştiriyoruz. Bu nedenle dışarıdan bakıldığında ameliyat olduğunuz anlaşılmaz. Herhangi bir silikona ait herhangi bir görüntü gözükmez. Erkeklerde ise zaman zaman daha kaslı baldırlara sahip gelerek altına yerleştirilir. Ameliyat sonrasında hastalarda nasıl bir görünüm olduğunu örnekle göstermesini isteyelim. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Güray Yeşiladalı'dan. Bu hastamızda bir bacak protezi uyguladık. Bacak protezi aslında burada gördüğünüz gibi bir implant. Tamamen silikondan oluşan bir malzeme. Bu implantı burada çok erken bir dönem aslında bu. Yaklaşık 4 ay 5 ay sonrası. Belli belirsiz burada gördüğümüz şeyler aslında ameliyatı yaptığımız yerler. Tam diz altındaki arkasındaki katlantıda kalıyorlar. İmplant bir örnek olarak gösteriyorum bunu tabii ki. Bundan daha küçük bir implant kullanmıştık bu hastamızda ama. Bu bölgeye yerleştirdiğimiz bir şey implant. Gördüğünüz gibi dışarıdan implantın varlığını anlamak hiç mümkün değil. Sadece daha kalın, daha düz inen bacaklara sahip oluyor hastalarımız. Ve dışarıdan da bu ameliyat olduklarına dair herhangi bir MR kalmıyor. Evet, anlaşılan bu tarz dertleri olan hastaların çaresi artık gayet pratik ve kolay bir şekilde çözüme kavuşturulabiliyor. Çarpık bacak tedavisi ve bacak protezi ameliyatları ile ilgili verdiği bilgilerden dolayı estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Güral Yeşiladalı'ya teşekkür ediyoruz.